İyi akşamlar sevgili izleyenler. Analiz programıyla karşınızdayız. Yine seçimi konuşacağız, gündemi konuşacağız. Hem Türkiye gündemi, bölge gündemi ve Erzurum'da neler oluyor bunları konuşacağız. Gazeteci Yazar Esat Bin de seninle birlikte konuğumuzu ağırlıyoruz. Konuğumuz MHP İl Başkanı Sayın Adem Yurdagül. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum İyi hepinize. akşamlar efendim. Seçim çalışmaları içerisindesiniz ve hızlı da gidiyor. Evet. 14-28 Mayıs seçimlerinin hemen ardına aslında ta o tarihlerde yerel seçimler için çalışmaya başladık Evet, demiştiniz. kesinlikle. Bu süreç nasıl gidiyor? Aday adaylığı süreciniz vardı ve Evet. şu anda da sahadasınız. Evet. Bunları sizden dinleyelim efendim. Tabii ki ben öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Burada bu yayında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de tüm hemşehrilerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Soner Bey, malumunuz 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecini çok şükür Türkiye Cumhuriyetimizin lehine olacak şekilde kazasız belasız ebed müddet devletimiz yaşasın. Bu mantıkla Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında Cumhur İttifakı öncelikle 14 Mayıs'ta meclisteki çoğunluğu elde ederek 28 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrardan Cumhurbaşkanı olması vesileyle kabineler kuruldu, görevler dağıldı, Bismillah değildi, tekrardan başlandı. Önümüzde bir 31 Mart süreci var. Bu 31 Mart süreciyle alakalı da tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın beraberliğinde kurulan heyetler doğrultusunda ittifak görüşmeleri yerelde başladı. Görüşmeler neticesinde de büyük şehirlerde ittifak olduğunda, bazı illerde ittifak olduğunda, bazı illerde yarış olduğuna karar verildi. Bu kararlar doğrultusunda da bizler de yollara revan olduk. Bu süreçte de Erzurum'da, Uzundere'de, İspir'de, Olur'da biz adaylarımızı çıkardık. AK Parti'deki kardeşlerimiz orada bizi destekleyeceğiz. Diğer ilçelerde, büyük şehirde başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bizler kendilerini destekleyerek Allah nasip ederse 31 Mart'ta zaferle çıkarmak için canımızla başımızla çalışıyoruz hep beraber burada. AK Partili arkadaşlarımızla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte tam bir uyum içerisinde gerçekten çok güzel bir çalışma sergiliyoruz. Allah nasip ederse de 31 Mart'ta inşallah bunu taşlandıracağız. İnşallah Esat Bey. Şimdi değerli başkanım, Cumhur İttifakı sağlam bir zemin üzerinde yürüyor. Evet. 2016'dan bu tarafa bir birliktelik, hiçbir aksaklık olmadan kesinlikle devam ediyor. Ama milletvekilliği seçimleri öncesi bir altılı masa vardı. Evet. Onlar da bir ittifak etti. Fakat seçim biter bitmez darmadağın oldular. Evet. Yani tabiri caizse birbirlerini de çok ciddi eleştiriler yapıyorlar şimdi. Bunlara bakınca ben size şunu sormak isterim. Cumhur İttifakı'nın bu şekilde, yani 2016'dan bu tarafa sağlam zemin içerisinde yürümesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Esat Bey şöyle, bu beraberlik Türkiye Cumhuriyeti'nin meydanlarında bir milli mücadele doğrultusunda beraberlik kuruldu. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı orada. Devletimin, milletimin ve mevcut iktidarın yanında olduğunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımızla bir beraberlik kurdular. O beraberlik bugüne kadar kazasız, belasız, çıkarsız, menfaatsiz ilişkiler doğrultusunda sağlam zemin içerisinde devam etti. Sayın Genel Başkanımızın bizlere her zaman şöyle bir talimatı var. Önce ülkem, milletim, sonra partim ve ben şiarıyla sizler de bu şekilde devam edeceksiniz. Biz Sayın Genel Başkanımızın çizdiği yol doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla olan hasbi ilişkisiyle doğrultusunda kurdukları bir mücadelenin hem içimizdeki vatan hainleriyle hem de dış politikada verdiğimiz mücadelede elif gibi dimdik bir şekilde ayakta durmuş, bugüne kadar da Türkiye Cumhuriyeti'ni çok şükür kazasız belasız getirmişiz. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın o kadar samimi bir beraberliği var ki biz her Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettiğimizde çalışmalarımız hakkında rapor hazırlayıp arz ettiğimizde kesinlikle cümlesinden biri şu şekildedir. Cumhur İttifakı bizim şerefimizdir, namusumuzdur. Helal gelmeyecek şekilde çalışmalarınızı oradaki AK Parti'deki arkadaşlarımıza birlikte çok ciddi anlamda profesyonel ve kardeşçe diyaloglarınızı geliştirerek
bizim Cumhurbaşkanımızla nasıl bir ilişkimiz varsa sizler de bizlerin o bölgelerde temsilcimiz olduğunuz için bu şekilde çalışmalarınızı devam ettireceksiniz. Biz hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir makama, mevkiye talip olmadan, hiçbir pazarlık ortamı içerisinde bulunmadık. Biz 14 Mayıs seçimlerinden önce anlattığımız şuydu, insanlara çıktığımız zaman söylediğimiz şuydu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyaya yön veren bir ülke haline gelmiş durumda, çok şükür. Bu bariz ortada. Bunu hiç kimse gözden kaçıramaz. Karşımızda bir ittifak vardı. O ittifakın kimlerle beraber olduklarını hepsini ifade ettik. Ve biz dedik ki biz bu konuşmalarımızı 14 Mayıs ve 28 Mayıs'a kadar yapacağız. Ondan sonra biz 28 Mayıs bittikten sonra biz genel siyaseti bırakacağız. Artık yerel siyasetle alakalı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dönüp baktığımız zaman bugün altılı masanın dağıldığını, altılı masanın sac ayağı olan HDP ile bugün ismi DEM Parti ile beraber olduklarını hepsi gün yüzüne çıktı ve sonuç itibariyle çok şükür milletimizin duruşu, milletimizin teveccühüyle gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorununun ortadan kaldırılması için 14 Mayıs'ta ve 28'de de bunun dik duruşunu gösterdiler. Yine keza bunun sac ayağı olan 31 Mart'ta da Allah nasip ederse biz bunu burada Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla birlikte, hep birlikte başaracağız inşallah. Eyvallah. Peki efendim, şöyle bu birliktelikten bahsediliyor ama bazı ittifaklarda tavan tutmuyor, taban bir araya gelebiliyor. Bazılarında ise taban bir araya gelemiyor ama tavanda bir birliktelik sağlanıyor. Ama bunun iki koşulu da Cumhur İttifakı'nda bir araya gelmiş durumda. Kesinlikle. Yani bunun başlıca etkenlerinden biri iki grubun da milliyetçi muhafazakar olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Bir de ikincisi de Erzurum yerelinden soracak olursam, geçtiğimiz dönemlerde 2019 seçimlerinde sadece iki belediye için Erzurum içerisinde ittifakta bulunulmuştu. Biri İspir, diğeri Uzundere. Evet. Bu seçimlerde ise üç ilçede Milliyetçi Hareket Partisi aday gösteriyor. Bu görüşmelerde neler görüşüldü veya farklı talepler oldu mu, bunu da sizden dinlemek isteriz. Tabii ki bizlerin burada ülkücü camiamızın, bizlere gönül vermiş vatandaşlarımızın, ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, ablalarımızın talepleri üzerinde kendi il yönetimimizle, ilçe başkanlarımızla yaptığımız istişare doğrultusunda bizler de raporlarımızı genel merkezdeki yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımıza, genel başkanımıza bunlara ilettik. Bu süreçle alakalı dediğim gibi az önce Sayın Genel Başkanımızın hiçbir şekilde bir makam mevki derdi içerisinde olmadığını ifade ettik. Bizlere de bu şekilde talimat oldu. Bu talimata da bizler de uymak zorundayız. Bugün dönüp baktığın zaman Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, şu an mevcut belediye başkanımız Mehmet Sekmen hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayıdır hem AK Parti'nin adayıdır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın Erzurum'daki adayı Mehmet Sekmen'dir. Bu şiarla diğer 20 ilçedeki arkadaşlarımızla birlikte Palandöken'de, Yakutiye'de, Azliye'de, Horasan'da, Pasinler'de, Tortum'da, Oltu'da ve diğer ilçelerde hepsinde ortak karar alınmış ve bu doğrultuda hareket edilmiştir. Bizlerin raporlarını vermişizdir. Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımızın bizlere talimatları bu şekilde olmuştur. Ve bizler de bunu talimata uymuş bir teşkilat olarak burada da çalışmalarımızı çok kıymetli AK Parti İl Başkanımızla birlikte, onun kıymetli heyetiyle birlikte, bizim kendi kıymetli yönetici arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlikte kollarındaki ülke ocakları başkanımız ve onun kıymetli yönetimiyle birlikte sahada aktif bir şekilde çok ciddi anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz çok şükür. İnşallah. Şimdi değerli başkanım, Cumhur İttifakı olarak meydanlardasınız. Evet. Muhalefet de meydanlarda diyorum ama daha çok Cumhur İttifakı'nın meydanlarda olduğunu görüyoruz. Ben Türkiye geneline yayarak bir soru sormak istiyorum. Şimdi meydanlarda göremiyoruz dedik ama sizce muhalefetin dinlendirdiği, Türkiye genelinde algılayın lütfen. Muhalefetin dinlendirdiği gündem Türkiye gerçeğiyle uyuşuyor mu? Ne diyorsunuz? Kesinlikle uyuşmuyor. Çünkü şu an muhalefetin zaten gizli kapalı kapılarının ardında DEM Parti ile olan ilişkileri gün yüzüne çıkıyor zaten. Bugün İstanbul'a baktığınız zaman, Ankara'ya baktığınız zaman yazılan meclis üyeleri noktasında DEM Parti ile nasıl anlaştıklarının hepsi ifşa olmuş durumda. Bugün bunların Türkiye Cumhuriyeti'ne katacağı hiçbir tane zerre bir şey yok.
Şöyle Esat Bey, ben bunu samimi duygularıma söylüyorum. Ben mensup olduğum teşkilatın bir il başkanı olarak söylemiyorum. Bugün vatandaşımızın önüne biz de çıkalım, onlar da çıksınlar. Çok şükür vatandaşımız hak dediği yoldan, hakikat dediği yolu bize daha çok yakıştırdığı için bizlere gösterdiği teveccüh ortada. Bugün onların verebileceği hiçbir hizmet yok. Onların belediyelerinin olduğu yerlere bakalım. Bir de Erzurum'daki belediye başkanımızın yaptıklarına ve bugün daha sonra da yapılacaklara bakalım. Ortaya koyduğumuz zaman arada dağlar kadar fark var. Biz bunu görüyoruz. Bugün Erzurum özeline baktığın zaman yapılan çalışmalara, yapılan yatırımlara, yapılan projelere, programlara, yapılacak, önümüzdeki süreçte yapılacak programlara baktığımız zaman gerçekten devasa programlar ve projeler üretilmiş. Bugüne kadar da gelinmiş. Biz burada bu memlekette neyi daha çok yapmamız lazım? İstihdamın genişletebileceği alanları, fabrikaları genişletebileceğimiz, üretimi genişletebileceğimiz bu alanlarda daha çok ağırlık verip Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'nın kıymetli mensupları olarak, milletvekillerimiz olarak, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak, diğer ilçe belediye başkanlarımızla, şehrimizin değerli sivil toplum kuruluşu üyeleriyle birlikte hep beraber ortak akıl üzerinde bu şehre ne kadar fazla katma değer katabilirsek ne mutlu bizlere. Çok güzel. Peki efendim, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bahsettiniz. Erzurum 3. döneminde de Mehmet Sekmen'le devam kararı aldı AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak da siz de destekleme kararı aldınız. Evet. 2 dönem boyunca birçok hizmet getirdi ve birçok da geçtiğimiz dün de hatta kendisini ağırladık. Birçok projeden de bahsetti. Bu projelerde sizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, il başkanı olarak da birinci yeni projelerde fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Tabii ki. Ve sonrasında yine birliktelik devam edecek. Kesinlikle. Biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu süreçte fazla bir mesai harcadık. Gerek ilçelere beraber gittik, gerek ortak programlarda beraber olduk. Kendisiyle de istişare ettiğimiz zaman çok ciddi anlamda bugüne kadar yapılan projeleri zaten görüyoruz. Bundan sonra yapılacak olan projeleri aldıkları programlar kapsamı doğrultusuna baktığımız zaman bir Erzurumlu kardeşiniz, bir vatandaş olarak beni de heyecanlandırıyor gerçekten. Çünkü çok mutlu oluyoruz çünkü. Mehmet Sekmen de bu konularda sonuç itibariyle değişimin ve dönüşümün bir mimarı olarak geçmişten bugüne kadar bilgi, kültürel, donanım ve tecrübe doğrultusunda ciddi anlamda hizmetler olmuştur. Ve bu 5 yılla da taşlandıracağına biz inanıyoruz inşallah. Bu konularla alakalı istişaremiz oluyor. Yapılacak olan programlarda, projelerde bizler de fikirlerimizi beyan ediyoruz. Kendisi de bu noktalarda notunu alıyor ve önümüzdeki süreçlerde yapılacak olan şeylerde istişare ortamı gerçekleştireceğine inandığımız bir belediye başkanımız var çok şükür. Başkanım, ilçelere birlikte geziyorsunuz. Evet. Cumhuriyet İttifakı olarak birlikte gidip dolaşıyorsunuz, el sıkıyorsunuz, insanlara dokunuyorsunuz. Sekmen'i ilçelerde nasıl karşılanıyoruz Sayın Başkan? İlgi nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Yani Cumhur İttifakı'na ilgi nasıl? Yani bu seçimlerde ne olabilir? Nasıl görüyorsunuz ortamı? Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı topladığı, karşısında aldığı teveccüh çok ciddi anlamda var. Bugün ilçelere gittiğimiz zaman Mehmet Sekmen'imizi gördükleri zaman dönüp baktığım zaman insanların ciddi anlamda teveccühü var. Muhtarlarımız olsun, oradaki yaşayan vatandaşlarımız olsun. Çünkü hızlı çözüm odaklı projelerde ve programlarda gerçekten bugüne kadar yer almış. Orada çok ciddi anlamda çalışkan, hızlı karar verip hemen hızlı bir aksiyon alabilecek, yanındaki ekibiyle koordineli bir şekilde gittiği zaman, mesela bir programa gittiği zaman yanında koordineli ekipler oluyor. Genel sekreter oluyor, genel sekreterimiz oluyor. İşte kırsaldan sorumlu daire başkan oluyor. Evet. Fen işleri daire başkan oluyor. Ekibi hemen yanında hazır. Çünkü orada vatandaşımız hemen köyü yoluyla alakalı veya ilçesiyle alakalı bir sorunu teşkil ettiği zaman hemen anında müdahale edebilecek bir pozisyonda, kapasiteye sahip bir belediye başkanımız var. Bu noktada da vatandaşımızın çok ciddi anlamda bu 10 yılda teveccühünü kazanmış ve insanların da gerçekten tekrardan Mehmet Sekmen'in 3. döneminde de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması bence insanlarımızı mutlu etmiştir yani. Evet. Peki efendim, Milliyetçi Hareket Partisi gençlik teşkilatlarının da kuvvetli olduğu, güçlü olduğu bir parti. Bu seçimlerde de binlerce genç oy kullanacak.
bu seçimlere gençlere yönelik projeleriniz var mı ve bir de onlara yönelik çalışmalarınız da var mı? Hatta bir çalışmanız vardı. Ülke Ocakları AVM içerisinde bir kitap tanıtımı da yapmıştı herhalde. Evet. Aynen. Bu tarzda yine çalışmalarınız olacak mı? Ve de seçim sonrasında yine gençlere yönelik müjdeleriniz olacak. Tabii kesinlikle. Şimdi geçenlerde Ülke Ocakları Başkanımız kıymetli kardeşim Mevlüt Özcan kapalı spor salonunda yaklaşık bir 4000 kişilik bir Ülke Ocakları'na ait bir şölen yaptı. Evet. O şölene de bizler de o gün Milli Eğitim Bakanımız gelmişti. Kendisiyle Olur Uzundere programlarını beraber yaptık. Ondan sonraki Uzundere programında biz müsaade istedik. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte programa Erzurum'a geldik. O programda da kıymetli belediye başkanımız da ifade etti. Bizler de ifade ettik. Oradaki gençlik, hani diyorlar ya Z kuşağı. Hı hı. Z kuşağı diye bir gençlik yoktur. Bir kuşakta bir gençlik adledilmek istiyorsa Türk gençliği kuşağı vardır. Oradaki kardeşlerimiz bizim yarınlarımız, geleceğimiz. Oradaki kardeşlerimizin gerçekten ciddi anlamda aydın görüşleri ve ciddi anlamdaki önlerindeki yol haritalarında çıkmaza düşmemeleri için bizler de onların büyükleri olarak canımızla başımızla çok ciddi anlamda programlarımız ve projelerimiz var. Bu programlarımızı da projelerimizi hep birlikte burada gerçekleştiriyoruz. İstişare kültüründe bunu yaygınlaştırıyoruz ve sohbetimizi ediyoruz. Gençler bizim her şeyimiz. Gençlerle alakalı biz ne yapsak az yapmış sayılırız. Bu noktada da çok ciddi anlamda çalışmalarımız var kendilerine. İnşallah ilgili. Bu arada içeriden de Yunus Bey, Yunus Bu Tekin yönetmenimiz verdi. Tam sayıyı da verdi. Bu seçimlerde 1.032.610 genç oy kullanacakmış. Sizin de bunlara yönelik ilk defa Sizin de bunlara yönelik herhalde projeleriniz var. Tabii, söylediniz kesinlikle. İnşallah. Kesinlikle. Esat Bey buyurun. Değerli Başkanım, şimdi Cumhur İttifakı'sınız ama siz Milliyetçi Hareket Partisi'siniz. Evet. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Olur'da, Uzundere'de bir de İspir'de aday çıkardınız. Cumhur İttifakı olarak AK Parti orada sizi destekleyecek. Şimdi tabii buralar çok büyük yerler değil, küçük yerler. Aday sayıları da fazla buralarda, fazla. Her ilçede. Evet. Mesela işte AK Parti'den geçen dönem belediye başkanlığı yapan, şimdi bağımsız olarak aday oluyor. Gerçi Cumhurbaşkanı bu işin yolunu, önünü kesti. Yani kendi ifadesi vardı. Hani sakın şey yapmayın, yani oradan kazanırsanız AK Parti'ye girerim, geçerim. Kesinlikle böyle şey yok. Kapıları kapattı. Olur, Uzundere, İspir'deki durumunuz nasıl? Başkanım nasıl görüyorsunuz? Şöyle, az önce söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün çok güzel bir açıklama yaptı. Sık cambazlığı yapmasınlar dedi. İttifakta sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Onların adayları Cumhur İttifakı'nın adayıdır dedi. Bu vesileyle de arkadaşlarına canımızla başımızla çalışacağını ifade ettiler. Bizler de burada bugün Uzundere'de, Olur'da, İspir'de AK Parti ilçe başkanlarımızla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız ciddi anlamda bir gönül bir seferberliği yapmışlar, bir kader birliği yapmışlar. Orada canla başla, sırt sırta, omuz omuza vermiş çalışıyorlar. Oradaki Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımızı çıkarmak için. Nasıl ben ve arkadaşlarım burada diğer ilçelerdeki belediye başkan adaylarımıza nasıl tam destek veriyorsak, taşın altına elimiz değil de gövdemizi koymuşsak, orada da onlar bizim için gerçekten o özeni gösteriyorlar. Orada çıkan arkadaşlar şimdi bu süreçte bir yere bir arkadaşlarımızı talip olabilir tabii ki. Ama sonuç itibariyle büyüklerimizin aldığı karar vardır. Şu ilçede Adem Nur'da Gül yarışacaktır demişlerdir. Önemli olan onun etrafında bizde her zaman lidere sadakat vardır. Bu anlamda AK Parti'de de aynı şekilde vardır. Bu arkadaşlarımız bu sadakate uymamışlardır, sadakatsizlik yapmışlardır. Kendilerine inanmışlardır, güvenmişlerdir. Biz de demişler, biz de onlara hodri meydan demişizdir. Hı hı. Çalışalım, vatandaşın kalbini, yüreğini, gönlünü, vatandaşımıza daha iyi hizmet nasıl getirebiliriz onun derdinde. Şimdi burada sonuç itibariyle biliyorsunuz, ilçelerde büyük şehirle alakalı bu bir zincir halindedir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sonuç itibariyle burada Mehmet Sekmen'le uyumlu çalışabilecek kim vardır? Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları vardır. Bu noktada kalkıp da kendileri orada bugün dönüp baktığımız zaman işte biz de Cumhur İttifakı'ndayız falan deyip insanların akıllarını çalmaya, insanların zihinleriyle, hafızalarla oynamak için bir çaba sarf ediyorlar. Oysa ki
bu dik duruşu burada en başta Sayın Cumhurbaşkanımız göstermiştir. Yok öyle bir şey demiştir. Keza burada yine aynı şekilde hem AK Parti ve hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensubu olan milletvekilleri ve bizler mevkidaşımla birlikte AK Parti il başkanımızla ve ben orada vatandaşlarımızı ifade etmişizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizlerle birlikte Olur'a, Uzundere'ye, İspir'e sıkça gelmiştir. Orada muhtarlarımızı ifade etmiştir. En sonunda Milli Eğitim Bakanımız gelmiştir. Kendileri orada Cumhur İttifakı'nın adayı Uzundere'de Sinan'dır, İspir'de Ahmet'tir, Olur'da da Vedat'tır diye ifade etmiştir. Bu çalışmaları da biz bu doğrultuda yapıyoruz, çalışıyoruz. Şu an İspir'de, Uzundere'de, Olur'da durumumuz çok iyi durumda. Çok şükür vatandaşımızın teveccühü, ilgisi, alakası bu noktada bizlerle birlikte. Biz de onlara layık olmak için 31 Mart'a kadar yine aynı şekilde sıkılmadık, el bırakmayacak, çalınmadık, kapı bırakmayacak şekilde ilçede belediye başkanlarımıza, büyükşehirde de kıymetli büyükşehir belediye başkan adayımıza desteklerimizi 31 Mart'a kadar devam ettireceğiz. 31 Mart'tan sonra da Allah nasip ederse hep birlikte ilçelerimiz için seferber olacağız. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah. Efendim ben şöyle bir özel soru da sormak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de Erzurum'da coşkulu mitingleri vardır. Evet. Ve hem Devlet Bahçeli'nin Erzurum'u sevdiğini biliriz. Erzurum'dan da Devlet Bahçeli'yi evet. sevdiğini biliriz. Ben size hem de yakın çalışma arkadaşlığı da yürüttünüz Devlet Bahçeli'yle. Evet. Evet. Devlet Bahçeli'nin Erzurum'a bakışı nedir? Erzurum'u nasıl görür? Erzurum çünkü öteden beri milliyetçi bir şehirdir. Bir de hem pazar günü de MHP'nin de kurultayı var. Evet. Bununla ilgili de tabii. sizden bilgi almak isteriz. Genel Başkanımızın Erzurumlulara çok ciddi anlamda böyle samimi, yürekten bağlı bir sevdası, diyaloğu vardır. Kendilerinde ifade ettiği gibi Erzurum milli mücadeleden bugüne kadar her zaman ön safta yer almıştır. Devlet her zaman, millet dara düştüğü zaman Erzurumlular her zaman ön safta olduğunu kendisi ifade etmiştir. Bu vesileyle de buradan ellerinden öpüyoruz biz büyüğümüzün. Ciddi anlamda Erzurumlularla olan bir hasbi ilişkisi vardır. Çok değerli, kıymetli teveccühleri vardır. Allah nasip ederse 17 Mart'ta pazar günü de kongremiz olacak. Yani. Yine genel başkanımız o gün inşallah tekrardan o kongrede genel başkanımız olarak önümüzdeki süreçlerde bizlere liderlik yapması için yollara revan olacaktır inşallah. Seçime evet. kadar Erzurum ziyareti var mı acaba evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin? Sayın Genel Veya seçimden sonra olabilir mi? Seçimden sonra da olabilir. Seçime kadar şu anki bir programlar doğrultusunda evet. yok ama. Ama seçimden sonra inşallah Erzurum'u ziyaret edecektir inşallah. İnşallah. Evet. Peki bir özel soru da ben sorayım. Sonra başlattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hemşerimiz, Erzurum evet. Milletvekili, Profesör Doktor Sayın Kamil Hocamız var. Nasıl Kamil Hocamızın milletvekilliğindeki sergilediği performansı takdir ediyor musunuz, beğeniyor musunuz? Genel merkezle ilişkilerini nasıl buluyorsunuz? Yurt dışı gezileri oluyor, biz basın olarak takip ediyoruz. Çok ciddi Türkiye'nin milli menfaatleri noktasında çok ciddi konuşmalarına şahit oluyoruz. Seçim de var, genel kurulu yapacaksınız. Hocamız yerini koruyabilecek mi? Neler söylemek Tabii. istersiniz? Genel Başkan Yardımcımız yıllardır Erzurum'a hizmet ediyor. Kendisinin şu an üstlendiği görevden dolayı çok ciddi anlamda dış politikayla evet. alakalı, dış ülkelerde yaptığı devletimizin özellikle hükümetimizin, meclisimizin görevlendirdiği noktalarda çok ciddi anlamda evet. efor sarf ediyor. Çok yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor. Bulunduğu makamın ve görevin gerçekten hakkını verebiliyor. Fırsat bulduğu zaman anında Erzurum'a gelip burada vatandaşlarımızla bizlerle beraber çalışmalara hep birlikte eşlik ediyoruz zaten. Biz memnunuz. Kendisiyle de bu noktada çalışma arkadaşı olduğum için de mutluyuz. Bu süreci de beraber çok ciddi anlamda hem 14 Mayıs ve hem 28 Mayıs'ta 31 Mart süreciyle alakalı da geçen buradaydı. Yaklaşık evet. bir 5-6 gün buradaydı. Biz de konuk ettik. Evet, kendisi burada. Döndü yine son hafta yine tekrardan gelecek inşallah. Çalışmalarımız devam ediyor. Yerini korumasıyla alakalı da genel başkanımız bizde ne talimat verirse, nasıl takdir ederse evet. o şekilde bir süreç devam edecek inşallah. Efendim son olarak biraz da yarın Erzurum'da büyük bir miting evet. gerçekleştirilecek.
o mitingle alakalı bilgiler almak isteriz sizde. Tabii. Nerede olacak? Bir önceki programımızda İbrahim Bey'le konuştuk tabii, AK Parti İl Başkanı'yla. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi tabanı da bu mitinge katılacak. Evet. Programınız nedir? Nasıl olacak? 1.30'da herhalde miting başlıyor. Evet. Sizden almış olalım detayları. Tabii ki buradan sizlerin vesilesiyle tüm hemşerilerimizi yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum'da misafir edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu mitinge, bizlere gönül vermiş dava arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Yarın Allah nasip ederse Sayın 1.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum'un hemşerilerle buluşacak inşallah. Bundan dolayı da mutluyuz. Sonuç itibariyle orada çok ciddi anlamda mesajlar vereceğine inanıyoruz. Orada adaylarımızın tekrardan ifade edileceğine hep beraber şahit olacağız. Biz burada çalışma arkadaşlarımızla birlikte tüm organizasyonlarımızı yapmış durumdayız. Yine bugün az önce seçim koordine merkezinden geliyorum. Arkadaşlarımız orada çalışıyorlar yarınki program için. 20 ilçemizden ilçe başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanlarımızla birlikte istişare ederek hep beraber oradan konvoy halinde yola çıkacaklar. Erzurum'a gelecekler miting alanına, Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya. Yine aynı şekilde burada Erzurum'dan merkezde de bizler tüm dava arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte yarın Cumhurbaşkanımıza eşlik etme noktasında, dinleme noktasında, verecekleri mesajları dinleme noktasında orada Cumhur İttifakı'na gönül vermiş tüm arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza, kol kola orada Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğiz inşallah. İnşallah. Değerli Başkanım, şimdi tabii Cumhurbaşkanımız geliyor. İnşallah müjdelerle de gelir tabii diye ki düşünüyoruz. Ama Erzurum'un projeleri var. Yani Erzurum hizmet bekliyor. Bunlardan en önemlisi hızlı tren. Evet. Çok kamuoyunda da çok ilgiyle karşılanıyor. 2023'te ama bazı aksaklıklar oldu. Ama gelecek o tren. Tabii. Nihayetinde ama hızlanması yani onunla alakalı çok güzel gelişmeler oluyor biliyorsunuz Esat Bey. Artık Erzurum bölge oldu. Evet, devlet demir yolları. Evet, devlet demir yollarında. Bu bizi çok mutlu etti, gurur duyduk. Bu bölgenin burada olması tabii ki bu bölgeye çok ciddi anlamda hizmet edecek. İstihdam sağlanacak, evet, ticari olarak, evet, ekonomi olarak çok ciddi anlamda katkılar olacak. Hızlı trenin de bu bölgeyle birlikte çok ciddi anlamda aksiyon alıp hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu noktada çok ciddi anlamda çalışmalar var. Bizler de il başkanları olarak bu noktada sürekli raporlarımızı ve arz ediyoruz kendilerine. Bu noktada Allah'ın izin verirse hızlı tren çözülebileceğine ben inanıyorum kısa bir zaman içerisinde. Onun yanında işte ikinci sanayi bölgemiz var. Evet. O devam ediyor. Altıncı bölge statüsüne geçmemiz o isteniyor. Özellikle iş adamları tarafından. OVİT'in işler hale gelebilmesi için Dallıkavak ve Kırık tünellerinin de bir an önce hizmete girmesi isteniyor. Bunların siz de bir yerden, bir taraftan takibini yapıyor musunuz başkanım? Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 6. bölgeyi sürekli dillendiriyoruz. Evet. 6. bölge bizim olmazsa olmazımız. Kesinlikle buradaki ekonominin ve burada yapılan yatırımların devamı için 6. bölgenin bir an önce bitmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu noktada da yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın oluruyla buradaki kıymetli Cumhur İttifakı'nın vekilleri ve buradaki bizler temsilciler olarak bu noktada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu süreci de hızlı bir şekilde atlatacağımıza ben inanıyorum. İkinci bölgeyle alakalı fabrikaların bu şehirde çok ciddi anlamda yatırımların olacağını, Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşuyoruz. Gerçekten bizler de heyecanlanıyoruz. Çünkü sırada bekleyen yatırımcıların olduğunu duyunca bizler mutlu oluyoruz yani. Çünkü bu şehir sonuç itibariyle üretimin ana göbeklerinden biri olması gerekiyor. Şu anda o adımlarla ilerliyor şu an. Çünkü bu şehirde üretim ne kadar hızlı olursa istihdam sorununu da bu şekilde çözmüş oluruz. Bu şehirde en azından akşam 9 olunca hayat bitmemesi lazım. Bu şehirde sürekli bir sirkülasyon olup oradaki sistemin oturduğu zaman ciddi anlamda şehre de ekonomi olarak katkı sağlayacağını inanıyorum. Yine aynı şekilde biliyorsunuz turizm başkenti olan 2025'te devlet büyüklerini buradan misafir edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bunların hepsi bizi gururlandırıyor. Gün geçtikçe Erzurum gerçekten iyi noktalara gidiyor.
Ve buna da hep beraber şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti ne kadar zorluk ve sıkıntı içerisinde, bir mücadele içerisinde olsa da malum biliyorsunuz 11 tane şehrimiz yerle ihsan oldu. Oradaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hakkı rahmetine kavuştu. Yaralı olanlar oldu. Türkiye Cumhuriyetimiz o kadar güçlü ki Allah'a şükürler olsun oradaki yatırımlar, akıllara zarar yatırımlar var. Oradaki vatandaşlarımızın bir an önce hayatlarını eskisi gibi veya eskisinden daha güzel bir şekilde devam etmesi için canla başla çalışılıyor. Bizler de burada Erzurum'da bu süreçte Erzurum'un daha iyi yerlere gitmesi için çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah. Efendim programımızın da sonuna geldik. Esat Bey, başka sorunuz yoksa ben... Ben şeyi soracağım. Erzurum Spor, biliyorsun Erzurum'un göz bebeği. Evet. Sayın Başkan Mehmet Sekmen Beyefendi Erzurum Spor'a büyük, çok ciddi bir şekilde kesinlikle destek veriyor. Ama sadece başkanın desteğiyle bu işte nereye kadar gidecek? Yani Erzurum Spor'un kendi ayaklarında üzerinde durabilmesi gerekiyor. Siz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanısınız, Cumhur İttifakı'nın ortağısınız. Erzurum Spor'la ilgili bir proje üretilebilir mi? Erzurum Spor ayaklar üzerinde durabilir mi? Bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Bir fikriniz var mı? Şimdi bu süreçle alakalı Erzurum Spor'u şu an biz takip ediyoruz. Bu aralarda iyi gidiyor. İyi gidiyor maşallah. Bu noktada da dün olduğu gibi bugün de çok ciddi destekler olan Büyükşehir Belediye Başkanımız var, Mehmet Sekmen. Bugüne kadar Erzurum Spor'u, bugüne kadar kendi imkanlarıyla bu noktaya kadar getirdi Büyükşehir'imizle, belediyemizle olan. Artık biz Mehmet Sekmen Başkanımızın Erzurum Spor'un üstündeki yükü biraz hafifletmemiz lazım. Evet. Biz şahsım olmak üzere, kıymetli AK Parti İl Başkanımız olmak üzere Erzurum'a gönül vermiş, dili, dini, ırkı ayrım yapmadan herkes, iş adamlarımızla birlikte, Erzurum sevdası olan herkesle birlikte bu taşın altına elimizi de gövdemizi koymamız lazım. Bu kulüp sadece belediye başkanımızın omuzlarında olmaması lazım. Onun omuzlarındaki yükü de bizler de alıp hafifletmemiz lazım. Çünkü Erzurum Spor hepimizin. Hepimizin lazım. Bu noktada da ciddi anlamda yine aynı şekilde bu şekilde istişare ettiğimiz arkadaşlarımız var. Burayla alakalı çok ciddi bir efor sarf edeceğiz inşallah. Erzurum Spor'umuzu hak ettiği yerlere getirmek için canımızla başımızla çalışacağız. Çünkü bizim sevdamız Erzurum, sevdamız Erzurum Spor. İnşallah. Evet. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun. Son sözlerinizi de almak isterim efendim. Ben çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Yine sizin aracınızla ya tüm hemşerilerime yarınki Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a gelişiyle alakalı mitinge davet ediyorum. Çok ciddi anlamda mesajlar olacaktır. Erzurumlarımızla orada memleketimizin gönül vermiş değerli kıymetli hemşerilerimizle buluşacaktır. Erzurum misafirperverliği seven bir millettir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da dün olduğu gibi bugün de yarın da çok ciddi anlamda teveccüh gösteren bir milletimiz var. Yarın orada bayram havasında olacağı bir miting diliyorum inşallah. Bu vesileyle de ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Ayaklarınıza sağlık. Esat Bey, sizlere de teşekkür ediyorum. Ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Sayın Adem Yurdagül'dü. Ve yarınki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingini konuştuk. Saat 1.30'da olacağını söyledi Erzurum miting alanında ve tüm hemşerilerini bu mitinge davet ettiğini ifade etti. Ve yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem Erzurum hem de Erzurumlara büyük müjdeleri olduğunu da ifade etti diyelim. Bu akşamlık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.